Bunu yumurtayı bırakmadan böyle bir şey ki bunu solungaçları çarpıyor. Evet. Korktuğumuz başımıza geldi. Korktuğumuz başımıza geldi. Arkadaşlar, korktuğumuz başımıza geldi. Ağız dolu frantoza bakın. Hemen kuluçkaya koyacağız. Bir de burada hayalet balığımız var. Işığı pek sevmez, gizlenmeyi sever. Kuyruğu dışarıda. Bunlar frantoza burundi. Şöyle de bir vatosumuz var. Kocaman bir vatos var. O yüzden akvaryum zaten tertemiz. Şimdi frantozayı çıkartalım, kusturalım, kuluçkaya koyalım. Daha sonra da 20 günlük süreçte yavaş yavaş çıkmış olacak. Zaten onu da paylaşacağım. Evet, frantoza böyle çok güzel oldu gerçekten. Siyah fonlu. Birçoğu arkadaşımız mavi fon olsun diyor ama mavi fonda değil de böyle karanlık ortamda frantozalar daha huzurlu oluyor. Işıklar kapanınca da balıklar stressiz oluyor. O yüzden bakın ortam bu şekilde. Evet. Pampişlerimiz burada. Pampişlerimiz. Burada da frontozalarımız var yine. Bakın. Bunları da boylandıracağız inşallah. Ağız dolu olan balıklarımızı da zaten şuraya koymuşuz arkadaşlar. Şurada ağız dolu. Her bölmeye bir tane ağız dolu balık koymuşuz. Burada da öyle sarı prenseslerimiz. Burada ağızlar dolu yakında. Onlar da yavrularını bırakacak inşallah. Bakın burada da kerevitlerimiz var. Kerevit yavruları çıktı bu arada. Bakın burada kerevit yavruları var. Çoğu çıktı. Bunları da hızlı büyütüp göreceğiz. Renklerini inşallah göreceğiz hep beraber. Şimdi frontozayı çıkartalım arkadaşlar. Evet, frontozamız kepçeyi görünce oradan buraya kaçtı. Zannedersem diğer dişler de yumurta bırakma aşamasında. Çünkü burası güzel. Baksana balıkların zaten renkleri çok güzel. Şimdi ilk zaten aşamada şu balığı çıkarmak sıkıntılı. Yumurtayı bırakabilir. Genellikle yunus balıklarında oluyor. Böyle kepçeye gelince yumurtayı bırakıyor. Frontozalarda da o var. Bunu yumurtayı bırakmadan böyle bir şey ki bunu solungaçları çarpıyor. Evet. Korktuğumuz başımıza geldi. Arkadaşlar, korktuğumuz başımıza geldi. Şimdi bakalım kusturacağız. Nasıl? Yumurtaları dağıttı. Ağzından bıraktı yumurtalar ama bakalım kurtarabildiklerimizden olacak mı? Buna bakalım. Çünkü fırlıyor. Elimizde yaralıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Yine kusturalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha uzaktan. Oo maşallah ha. Mantarlaşmış görünüyor yumurtalar. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Zaten yumurtalar mantarlaşmış görünüyor. Birkaçını ezdi ama yumurtalar ya şimdi darbe gördü ya da mantarlaşmış. Bizim şansımıza zaten. Yani kusturuyoruz, şey yapıyoruz ama 5 sefer kusturuyoruz, 1 sefer yavru alıyoruz. Yani beslenmesi falan sağlığı çok iyi yani. Kuyruğu falan açılması falan yok. Sağlığı çok iyi. Bunu koyalım akvaryuma. Yine kuluçkaya koyacağız. Yine kuluçkaya koyacağız ama sıkıntılı. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? Şurada sıkıntı vardır. Sıkıntılı inşallah. Yani ne kadar kurtarırsak kârdır. Çünkü kuluçkamıza koyduk.
fazla yumurtalar havalanmayacak şekilde kovasını takalım. Evet, toparladık buraları, kuluçkaya koyduk. Yumurtaları koyduk kuluçkaya bu şekilde, gördüğünüz gibi bu fazla böyle zıplamayacak, hafif kendi yerinde oynasa yeterli. Yumurtalar riskli, bakacağız. Gün geçtikçe bakacağız. Ağzında birkaç tanesini patlattı ama yumurtalar da zaten riskliymiş. İnşallah diğer frontozalarını bekleyeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Frontozalar sağlıklı. Su zaten değişimleri zamanında yapıyoruz. Bakalım süreç nasıl olacak canlar, bunları da paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Videolara beğeni bekliyorum. Yorum bekliyorum canlar. Tavsiyelerinizi de bekliyorum mutlaka. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlar, hepinizi seviyorum. Siz yeter ki onlara iyi bakın.